Mobil uygulama videoları kanalına hoş geldiniz. Ben Eyüp Esen. Bugün sizlere yine bir uygulamanın kullanımından bahsedeceğiz. Ekibim ve ben sizler için faydalı olabilecek bütün mobil uygulamaları kanalımızda çekiyoruz. Bildirim zilini açabilirseniz çok mutlu oluruz. Haydi videomuza başlayalım. Merhabalar, mobil uygulama videoları kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Google'un uygulaması e-tablolar nedir, ne işe yarar, ne gibi özellikleri var veya nasıl indiririz, bunları inceleyeceğiz. Hazırsanız videomuza başlayalım. Videoya geçmeden önce eğer bu videoyu cep telefonlarınızdan izliyorsanız tam ekranı almanızı tavsiye ederim. Haydi videomuza geçelim. Öncelikle arkadaşlar uygulamayı uygulama marketlerinden tablolar yazarak arattıktan sonra Google'un e-tablolar uygulamasını burada indirip yükleyelim arkadaşlar. İndirdikten sonra uygulamaya giriş yapalım. Bildiğiniz üzere arkadaşlar daha çok tablo çizimi, tablo oluşturma işlemlerini bilgisayarda Excel'de gerçekleştiriyorduk. Biz bunu artık Google sayesinde, Google'un uygulaması sayesinde cep telefonlarımızdan, tabletlerimizden gerçekleştirebiliyoruz. Oturum açlayarak mevcut bir Google hesabından oturum açtım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi internete bağlı değilken dahi burada çalışma yapabileceğimiz söylüyor. Artı seçeneğinden yeni bir e-tablo oluşturalım. Buradaki e-tablomuza bir isim verelim ve devam et diyelim. Excel'de yapabileceğimiz bütün işlemleri arkadaşlar aslında burada da yapabiliyoruz. Gördüğünüz gibi tablomuz karşımıza girdi. Sayfa sayısını buradan ayarlayabilir, kopyalayabilir veya yeniden adlandırabiliriz. Yeni bir tablo ekleyebiliriz. Yeni bir sayfa ekleyebiliriz. Sağ üstten yorumlara görüntüleyebiliriz. Bul ve değiştir ayarını kullanabiliriz. Keşfedin ayarından birçok ayarı kullanabiliriz. Filtre oluşturabiliriz. Gördüğünüz gibi birçok filtreyi buradan oluşturabiliriz. Aynı şekilde ayrıntılarına değinebiliriz. Paylaş veya dışa aktar seçeneğinden paylaşabilir. Yani bu çalışmamızı e-tablolarda oluşturduğumuz bir sunuya, bir çalışmaya arkadaşlar, bir tabloya başka birinde dahil edebiliyoruz ve bu sayede onu da bu çalışmada aslında bir şeyler yapmasını sağlayabiliyoruz. Bağlantıyı kontrol edebiliriz. Bağlantılarımızı kopyalayıp farklı birine gönderebiliriz. Yine erişimi yönet seçeneğinden uygulamada kimin çalıştığını görebiliriz veya kimin görüntüleme yaptığını görüntüleyebiliriz. Kopyasını gönder, yazdır. Excel yani .xlsx olarak kaydet diyebiliriz. Yani bunu Excel dosyası olarak da kaydedebiliyoruz arkadaşlar. Kopyasını oluşturabiliriz. Buradan yine aynı şekilde geri al, geri ileriye sar seçeneğinden kullanabiliyoruz. A seçeneğine tıklayarak burada metin ve hücre ayarlarını değiştirebiliriz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi metnin boyutunu, metnin rengini, yazı tipini, metin döndürme ayarlarını ve biçimlendirme ayarlarını görüntülüyorum. Hücre ayarlarında dolgu rengini, kenarlıklarını, metni kaydırma, hücreleri birleştirme ve sayı biçimini değiştirebiliyoruz. Artı seçeneğinden yorum ekleyebilir, grafik ekleyebilir. Gördüğünüz gibi hazır bir grafik ekleyebiliriz arkadaşlar. Böylelikle veya aynı şekilde buradan resim ekleyebilir. Sola sütun, sağa sütun, üste satır veya altı satır seçeneklerini kullanabiliyoruz burada. Aynı şekilde kalem seçeneğinden yine burada istediğimiz şeyi oluşturabiliriz arkadaşlar. Gördüğünüz üzere yani Excel'de kullanabileceğiniz aslında bütün özellikleri burada da kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Aslında güzel bir özellik bu. Cep telefonlarınızdan veya tabletlerinizden bu işlemleri tamamlayabiliyorsunuz. Oluşturduğunuz tabloyu buradan paylaşabilir. Yıldızlı bölüm ekleyerek favorilerinizi alabilir. Paylaş seçeneğinden paylaşabilir. Çevrim dışı erişimi kaldırabilir. Kopyasını gönderebilir. Yeniden adlandırıp taşıyabilirsiniz. Drive'e ekleyebilirsiniz. Veya yazdırıp ardından tabloyu kaldırabilirsiniz. Yani silebilirsiniz arkadaşlar. Benimle paylaşılanlar seçeneğinde sizinle eğer bir tablo paylaşıldıysa buradan görüntüleyebilir ve işlem yapabilirsiniz. Çöp kutusuna attığınız belgeleri tekrardan buradan kurtarabilir. 30 gün içinde bu işlemi yapmak zorundasınız arkadaşlar. Ayarlardan yine mevcut olarak buradan temasını değiştirebiliyorsunuz. Böylelikle arkadaşlar yıldızlarda da yine daha önceden yıldızlı eklediğiniz belgeleri görüntüleyebiliyorsunuz.
Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olarak bizi destekleyebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bir mobil uygulama videoları kanalının sonuna daha geldik. Ben Eyüp Esen ve ekibim sizler için kaliteli ve faydalı olabilecek birçok mobil uygulama videosunu bu kanalda çekiyoruz. Siz de destek olmak için bildirim zilini açabilirsiniz. Tabii ki de bildirim zili abone olmaktan daha önemli. Şimdilik hoşça kalın.